Suç Sosyolojisi 14. Bölüm. Türkiye'de suç ve suçluluk. Suç her toplumda ve her zamanda var olmuş, var olmaya devam edecek olan bir olgudur. Suçun niteliği ve niceliği toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi aynı toplumda zaman içinde de değişiklik gösterebilir. Normlar toplumun yapısı ve değerlerinin devam ve istikrarını sağladığı gibi toplumda bireyler arası ilişkiler düzenleyerek toplumu bozulma ve çözülmeye karşı korur. Türkiye'de enstitüleşmiş toplumlardaki boyutlarda olmasa da günümüzde suç önemli bir sosyal problemdir. Suç oranlarının nüfus artışına paralel olarak giderek artış göstermesi yanında muhtevası da değişmekte. Teknolojinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte ortaya yeni suçlar çıkabilmekte. Suç işleme yaşı giderek düşmektedir. Türkiye'de suç olgusuna genel bir bakış. Toplumda adalet sisteminin yavaş işlediği ve mahkeme süreçlerinin ağır işlediğine dair bir kanaat vardır. Türkiye'de verilen cezaların caydırıcılığı düşüktür. 2016 verilerine göre en fazla işlenen suç türü hırsızlıktır. Sonra sırasıyla uyuşturucu, adam öldürme, yaralama, yağma ve gasp, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık, fuhuş, adam öldürmeye teşebbüs gelir. Hırsızlığı etkileyen faktörlerin başında işsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik, öğrenim düzeyinin düşük olması, göç hareketleri ve nüfus artışını sayabiliriz. Hırsızlık giderek bir meslek olarak görülmeye başlamaktadır ülkemizde. Hırsızlık suçundan cezaevinde yatmış olan hükümler cezaevinden çıkınca sabıkalı olmaları nedeniyle çok kolay iş bulamamakta, daha önce kendisini hırsızlığa sürüklemiş çevresel şartlara geri döndüğü için de tekrar hırsızlık yapma eğilimi içine girmekte ve suçun tekerrür etmesinden dolayı tekrar cezaevine girmektedirler. Türk Ceza Kanunu'nda suçlar. Suç olgusu bir toplumda belirli bir dönemde var olan idealler, gelenekler ve değerler sistemi çerçevesinde geliştiren, normlara dayalı hukuk düzenine uygun olmayan bu düzenden sapan davranışlar olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu 1. maddesine göre Türk Ceza Kanunu'nun amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. 2. maddeye göre ise kanun açıkça suç sayılmadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirlerine hükmü onanılamaz denilmektedir. 3. maddenin 1. bendine göre suç işleyen kişi hakkında fiilin ağırlığı ile orantılı ceza ve güvenlik tedbirlerine hükmü olunur denilir. 4. maddede ise ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamaz denilmektedir. Madde 20'nin 1. bendine göre ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kısım kişilere karşı suçlar içinde yer alan 1. bölümünde hayata karşı suçlar başlığı altında kasten öldürme suçundan bahsedilir. 2. bölümünde vücut dokunulmazlığına karşı işlenmiş suçlara yer verilir. 3. bölümde işkence ve eziyet başlığı altında işkence, ağırlaşmış işkence, eziyet suçları anlatılır. 4. bölümde ise koruma, gözetim, yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali başlığı altında koruma yükümlülüğü olduğu halde terk etme suçu yer almaktadır. 5. bölümde ise çocuk düşürme, kısırlaştırma ile ilgili suçlar vardır. 6. bölümde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki suçları yer alır. 7. bölümde hürriyete karşı suçlar başlığı altında yer alan suçlar şunlardır. Tehdit, şantaj, cebir yani zor kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi yer alır. 8. bölümde ise şerefe karşı işlenen suçlar kapsamında hakaret, kişinin hatırasına hakaret suçları vardır. 9. bölümde özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı işlenen suçlar başlığı altında haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi vardır. 10. bölümde ise mal varlığına karşı suçlar yer alır. Bunlar hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme gibi. Türk Ceza Kanunu'nun 3. kısmında topluma karşı suçlar yer almaktadır. 1. bölümünde genel tehlike yaratan suçlar kapsamında genel güvenin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet verme yer almaktadır. 2. bölümünde ise çevreye karşı suçlar yer alır. 3. bölümde ise kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında zehirli madde katma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma yer alır. 4. bölümde kamu güvenliğine karşı suçlar başlığı altında parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik suçları yer alır.
Beşinci bölümde ise kamu barışına karşı suçlar başlığı altında halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit, suçu ve suçluyu övmek, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymama ya tahrik, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları yer alır. Altıncı bölümde ise ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar kapsamında ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçlarına yer verilmiş. 7. bölümde genel ahlaka karşı suçlar başlığı altında hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, dilencilik suçları yer alır. 8. bölümde ise aile düzenine karşı suçlar başlığı altında birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, çocuğun soy bağını değiştirme, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçları yer alır. 9. bölümde ise ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar başlığı altında ihaleye fesat karıştırma, fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, daha sonra ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, mal veya hizmet satımından kaçınma, tefecilik suçlarına yer verilmiştir. 10. bölümde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, daha sonra sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları yer almaktadır. 4. kısımda ise millete ve devlete karşı suçlar yer alır. Son hükümleriyle ilgili olarak 1. bölümde kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında zimmet, irtikap, denetim görevinin ihlali, daha sonra rüşvet, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, görevi kötüye kullanma, görevi ilişkin sırrını açıklanması, kamu görevlisinin ticareti, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, kanuna aykırı eğitim korumayı, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma suçları yer alır. 2. bölümde adliyeye karşı suçlar kapsamında iftira, başkasına ait kimlik veya kimlik belgenin kullanılması, suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçları yer alır. Yine bu bölümde yargı görevi yapanı etkileme, suçu bildirmeme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suçluyu kayırma, gizliliğin ihlali, ses ve görüntülerin kayda alınması, adli yargılamaya, etkilemeye teşebbüs, muhafaza görevini kötüye kullanma, resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması, başkası yerine cezai infaz kurumuna veya tutuk evine girme, hükümlü veya tutukluluğun kaçması, kaçmaya imkan sağlama, muhafızın görevini kötüye kullanması, infaz kurumuna ya da tutuk evine yasak eşya sokmak, hak kullanımını ya da beslenmeye engelleme suçları yer alır. 3. bölümde ise devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar başlığı altında Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçları yer almaktadır. 4. bölümde ise devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı hakaret, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım suçları vardır. 5. bölümde anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altında anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma suçları yer alır. 6. bölümde milli savunmaya karşı suçlar başlığı altında ise askeri komutanların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerlere itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaşta yalan haber yayma, seferbercilikle ilgili görevin ihmali, düşmandan ünvan veya benzeri payeler kabulü suçları yer alır. 7. bölümde devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk kapsamında devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme, siyasal ve askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlanma ilişkin belgeleri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarına yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin etme, açıklama suçları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesine göre kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayılmadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza sorumluluğu şahsidir. Hiç kimse
yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Türkiye'de suçluluk ve suç istatistikleri. Suçlu davranışın doğru bir biçimde ölçülmesi, suçun kökeninin belirlenmesi açısından önemlidir. Güvenilir suç verileri aynı zamanda adalet sistemi geliştirmesi için de gerekli olmaktadır. Suçlu davranışın 3 temel operasyonel ölçütü vardır. Resmi istatistikler, mağdur survey'leri ve bireyin beyanına bağlı suç ölçümleridir. Resmi suç istatistikleri ceza adalet sisteminin olağan işlevi sonucunda ortaya çıkar. Mağdur survey'leri değişik ülke ve şehirlerden çok sayıda kişiye belirlenen süre içinde bir suç mağduru olup olmadıklarının sorulmasıdır. Bireyin beyanına bağlı suç ölçümleri ise suçlu kişinin yazılı ve sözlü beyanına yönelik oluşturulan verilerdir. Cinsiyet ve suç. Suçla ilgili sosyolojik araştırmalarda incelenen değişkenlerden biri cinsiyettir. Genelde araştırmalarda suçun sıklığı, türü, işleniş nedenleri cinsiyet temelinde sınıflandırılmaktadır. Cinsiyet ile suç ilişkisine bakıldığında bütün toplumlarda kadınların suç işleme olanlarının erkeklerden düşük olduğu görülmektedir. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ekonomik gelişme sonucu piyasadaki malların çeşitlenmesi ve çoğalması, alışveriş merkezlerinin sayısının artması, alışverişlerde kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, tipik kadın suçlarının niteliği taşıyan hırsızlık ve dolandırıcılık oranlarını artırmaktadır. Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayıları hem erkek hem de kadın açısından nüfusun artışına da bağlı olarak artış göstermektedir. Genelde kadınların erkeklere göre daha az suç işlediği Türkiye'deki istatistik veriler açısından da doğrulanmış olmaktadır. Yaş ve suç. Genel olarak gençlerde tutuklanma ve yasal otorite ile temas ne kadar erken yaşlarda olursa gençlerin ciddi suç aktivitelerine katılma olasılıkları da o oranda artış göstermektedir. Sutherland gençlerin yaşlılara göre daha sık suç işlediğini ama herhangi bir yaş grubundaki suç oranlarının sosyal koşullara bağlı olarak da değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Kunitan'da göre adam öldürme suçunun 20'li yaşlarda işlenme olasılığı yüksekken rüşvet, görevi kötüye kullanma, çeksenet sanat sahtekarlığı gibi suçlar daha ziyade ileri yaşlarda daha fazla görülebilmektedir. Öğrenim durumu ve yaş. En fazla ilköğretim ve en az ise okur yazar olup bir okul bitirmeyenlerin cezai infaz kurumlarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bir öğrenim durumu ile suç işleme arasında negatif korelasyon olduğu görülmektedir. Öğrenim düzeyi düştükçe suç davranışında artış ortaya çıkmaktadır. Tülün İçli'nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre 1975-85 yılları arasında suçluluğun en yüksek oranı okur yazar olup da ilkokul mezunu olmayanlar grubu iken günümüzde ilkokul mezunu olanlar daha fazla sayıdadır. Meslek ve suç. Türkiye'de suçluluğun mesleklere göre dağılımına baktığımızda 2008 TÜİK verilerine göre toplam 76.607 kişiden işi olmayanlar yani 18.283 kişi kategorisi en fazla sayıyı içermektedir. İşsizlik ve bu olgunun beraberinde getirdiği yoksulluk suç olgusu üzerinde önemli etken olmaktadır. Medeni durum ve suç. Evli kişilerin suçluluk oranları daha yüksek görülmektedir. İkinci sırada hiç evlenmemiş olanlar, sonra da sırasıyla boşanmış ve eşi ölmüş olan kategorileri gelmektedir. Daha sonra medeni durum bir değişken alındığında da erkeklerin suçluluk oranlarının kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Türkiye'de suç türleri. TÜİK 2008 yılı verilerine baktığımızda suç türüne göre ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlerin dağılımı şöyledir. Toplam 76.607 kişiden icra iflas kanununa muhalefetten ceza almış olanların sayısı 18.175'tir. Bunların 17.391 erkek, 784'ü kadın. İkinci sırada dolandırıcılık suçu yer alır. Toplam 12.295 kişi. Bunların 11.724'ü erkek, 571'i kadın. Diğer suçların toplamı 7.259'dur. Bu kişilerin 7.018'i erkek, 241'i ise kadındır. 2008 yılında cezaevine girenlerin içinde en fazla icra iflas kanununa muhalefet ve ikinci sırada dolandırıcılık suçu yer alır. Suç işlenen yer. Genelde bir şehrin düşük kira ödenen kenar mahalleleri suçluluğun yüksek olduğu merkezler olarak kabul edilir. Bu bölgelerde fiziksel yapılarda bozulmalar görülür. Ticaret merkezleri ve enstitüleşmenin yoğun olduğu yerlere yakındır. Nüfus yoğunluğu fazladır. Genellikle bu bölgelerde göçmenler bulunur. Bu bölgelerde suçluluk gelenek halinde kuşaktan kuşağa özellikle erkek çocuklara geçirilmektedir. Sosyal organizasyon eksikliği de bu bölgelere has bir durumdur. Eşsizlik ve istihdam imkanlarının sınırlı olması da bu bölgelerde suç oranlarını artırmaktadır. Ceza türleri. 2008 yılı verilerine göre cezaevinde bulunan hükümlerin en fazla sürekli hapis cezası, yani süresi değişebilmektedir, en fazla sürekli hapis cezası aldığı görülmektedir. 76.258 kişinin 73.600
7'si erkek, 2651'i ise kadındır. Daha sonra sırasıyla hapsen tazdik, yani 8170 kişi, yani bunların 7823 kadın, erkek, 347'si kadın. Para cezasında hapse çevrilmesi 7042 kişi, bunların 6756'sı erkek, 286'sı kadın. Daha sonra adli para cezasında 5325 kişidir, 5110'u kadın, bunun da 215'i kadın. Müebbet hapis cezası 279 kişi, bunların 257'si kadın, 20 erkek, daha sonra 22'si kadın. Ağırlaştırılmış müebbet 70 kişi, bunun 69'u erkek, 1'i kadın ve belli haklardan yoksun bırakılma 58 kişi, erkek 57 kişi, bunların arasında kadın 1 kişi. Cezalarını aldıkları ve cinsiyet açısından dağılıma bakıldığında erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Değerlendirme notları. Suç her toplumda vardır, sosyal bir problemdir, niteliği değişebilir, toplumsal düzeni bozar. Kentleşme, endüstrileşme, bilgi teknolojileri, iç ve dış göç suçu ortaya çıkaran toplumsal nedenlerdir. Daha sonra suç nüfus artışına bağlı olarak artış gösterir. Nitelikleri toplumdan topluma farklılaşır. Sosyal değişme nitelik ve niceliğini değiştirir. Her zaman vardı ve var olmaya devam edecektir. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılması cümlesini en iyi anlatan ifade toplumsal düzeni koruyan kanunlar bilinmelidir şeklindedir. Tehdit, şantaj, zor kullanma, ayrımcılık hürriyete karşı suçlarla ilgilidir. Nitelikli dolandırıcılık, radyasyon yayma, tehlikeli madde bulundurma, trafik güvenliğini bozma topluma karşı işlenmiş suçlardandır. Türkiye'de suç istatistiklerine göre erkekler kadınlardan daha fazla suç işlemektedir. 15 yaş altı ve 65 yaş üstünde suç işleme oranı düşüktür. 18-50 yaş grubunda suç işleme oranı yüksektir. Okuma yazma bilmeyenlerin suç işleme oranı yüksektir. Türkiye'de suç istatistiklerine göre dolandırıcılık en fazla görülen suç türlerinden biridir. 2008 yılında icra iflas kanununa muhalefet suçu işlenmiştir en fazla. Daha sonra yağma, sahtecilik, kaçakçılık suçları da yaygın olarak vardır. Belli bir kategori altında toplanmayan suç oranları yüksektir. Kenar mahallelere fırsat eşitsizliği, işsizlik, yoksulluk şehirlerde suç olgusu ile ilgilidir. Türkiye'de suç istatistiklerine göre cezaevinde bulunan hükümler en fazla süreli hapis cezası almaktadır. Medeni durumu evli olanların suç işleme oranı yüksektir. Cezaevinde bulunan hükümlerin çoğunluğu ilkokul mezunudur. Ev kadınları, emekli ve öğrencilerin suç işleme oranı düşüktür. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.